Teaser deneme 1-2. Teaser tekrar bağlı. Zıplaklan tekrar. Neyse, video çekmeye günün ortasında başladım. İzmir'den yola çıktık, Torbalı'da buluştuk. İzmir, Belevi, Tire, Ödemiş, Beyda, ondan sonra dönüp tekrar İzmir yapılacak bir sürüşteyiz arkadaşlar. 5 motoruz. Ben bu grupla ilk defa sürüyorum. Grup birbirine alışkın. Ya efsane bir yere geldik. Aklıma geldi video çekmediğim. Birazdan motorları çekeceğim. 2MT25, BNC70S, B Triumph 800. Bir de GS1200'ümüz var. Harika bir yere geldik. Şöyle kendimle beraber çektim. Birazdan da arka kameradan şey ettireceğim. Evet, Ödemiş'e bağlı Bademli köyü, Pirinçli köyündeyiz. Bademli barajının yanındayız. Motorları çekeceğim. Şöyle yol kaptanımızın MT25'i. Hakkında vermem gereken en önemli bilgi 63.000'di 2018 model. Bir 120 bin devirip ikinci motorda hocam. Neyse, Honda'dayız. Sesim geliyor mu? Aba. Yalnız en agresif görünen de bu ha. Tiger değil mi? Yalnız Hüseyin abinin bir Tiger tokatlaması var. Ben onu anlatayım size. Hangisi? Bu var ya bu. Ukrayna mı görmemiş, Nordkamp mı görmemiş, nereleri görmemiş bu. Bu da benimki. Gitmiyor ya bu. Motorumu kötüleyeyim. Gitmiyor bu ya. Evet, soranlar için motorumda beğenmediğim iki yer var. Babam bahçeden çıkartırken şurayı çizdirmiş. Motorda çizik var dediğim şunlar. Yani bunlar rütüş de yapılabilir. Bir de şurası. Zaten şuradan anlaşıldığı gibi burası düşmeyle olacak bir şey değil. Düşse motorun şu tarafında bir hasar olur. Babam sadece çıkartırken bahçenin kapısına dayamış. Burası. Öyle. Daha göstergedeki jiletinleri duruyor motorumun. Allah'a şükür hiçbir sıkıntısı yok. Çatladan mantadan belli oluyor. Motorun düşmesi kalkması olmadı. Evet, sürüşümüz devam ediyor. Pirinççi köyünün öteki tarafında tekrar durduk. Fazla gitmeden. Evet, harika bir hava var. Mayıs ayındayız. 6 Mayıs bugün. 2020. Korona karantina bunalmışken bir fırsat oldu bizim için de. Çok güzel bir ortam. Çok güzel bir hava, çok güzel bir koku. Öyle. Tabii hatıra fotoğrafı çekiyoruz. Şu an bir fotoğrafa katılıyorum. Toprağa girmiyoruz. Genelde asfalttayız. Yavaş da sürüyoruz. Yani duble yolda geldik. 130-140 geldik. Otobanda 160'a geldik. Ama hani burada maksat gezmek, eğlenmek, görmek, vakit geçirmek. Zaten yavaş süre şu gölün tadını çıkarta geldik buraya kadar. Bir briefing var, kapatıyorum. Evet, yemek molası verdik. Allah'ım bu nasıl güzel bir yol ya. Bu arada grubun en acemisi benim. Adamlar yıllar kilometreler motorlar. Ben gelmişim 30 bincik, 25 bincik şeyimle. Tecrübemle aralarında motor sürüyorum Allah'a şükür. Hani o öyle bir yargıları yok. Beni de arada çok güzel kaynatıyorlar. Şöyle motorlarımızı göstereyim yine. Millet evden çıkamıyor. Dışarıyı gezmeyi özleyenlere şöyle biraz köy bahçe göstereyim. Geldik köyün lokanta gibi bir yerinde. Izgaracısına geldik. Ufak tefek bir şeyler çıkacağız. Şu GS'i anlatayım ben. Bu GS 2010 model. Ben bunu daha önce de video çekmiştim.
Başka bir YouTube hesabında o. Motorsu motorcu diye, merak eden varsa açsın baksın oradan. Üstünde ana lastik lastik var. Bu arada diğer MT25'te de ana lastik lastik var. Çok memnunlar lastikten. 2010 model bu motoru Hüseyin abi 50 binde falan aldı. Şu an 170 binde. Hüseyin abi bu arada Art Akademi'den eğitimli. Aynı zamanda kendi de hatta bir dönem orada eğitmenlik yapmak istemişti. İşi gücü. Dolayısıyla bilmiyorum. Yapmıyor eğitmenlik. Ama ben Hüseyin abi de artçı olarak gezdim. Yani kendim süreceğim, onda artçı olayım. Benim için daha iyi. 2010 GS işte üzerinde sisliğiyle, kamerasıyla. Bu arada 4 tane sisi var. 2 küçük, 2 büyük. Çantalarıyla bildiğiniz GS. Neyce 700S var burada bir tane. Göz koydum motora. Çok güzel. Abi senin egzoz açık mı? Egzoz açık mı? Egzoz açık mı? Çok güzel ses geliyor ya. Çok güzel ses geliyor. Tok. Çalıştıralım mı? Videoda çıksın. Evet, DC700'ü şu an çalıştırıyoruz. Çok güzel sesi var. Of. Lükür lükür. Lükür lükür. Oh. Saçlarımı tönmedim. Yeter abi, eyvallah. Yeter. Çok güzel motormuş ya, ben çok beğendim. Kamyon çarpmadan şuradan şöyle bir göstereyim de. Birazdan da Triumph'un sahibini kızdıralım, onu motoru çalıştıralım. Hüseyin abi de gözler zorluyor. Devam ediyoruz. Ödemiş Kiraz arasında biraz tepelere çıktık. Şu arkamızda baraj var. Vallahi nereye barajı olduğunu şu an emin değilim. Ben de bilmiyorum. Ay, popom ağrıdı. Devam ediyoruz. Aynı sıralamada yürü sürüşe. Yol kaptanımızın MT25 arkada. NC 3'ün sırada ben GS ve video çekim yaptığı için en arkada Triumph. Biraz etrafı çekeceğim. Laleler açmış. Eyvah. Hüseyin abi nasıl geçiyor günün? Sen bir şey söyle ilk başta. Nasıl geçiyor? Beyler. Gayet güzel. Memnun musun? Gayet iyi, keyifli. Sadece çişim geldi. Abi dağdasın.
Filtre kahvemiz bile var daha ne olsun. Abi, Oğuz abi filtre kahve diyor ya ben. Karantinaya girdiğimden beri filtre kahve içmedim abi. Bak ben abi. Çişim geldi diyorum adam hala da üstüne abi şu tarafa gider misin diyor. Zeytin ağaçları var. Videoma şey yaptın ama işin. Bilerek yaptım. Ay. Yani şu devamlı ensemde benim ya. Şunun sislerini mi kapatsam? Tamam. Fotoğraf arası verdik durduruyorum. Yola bu arada hep böyle bir gidiş bir geliş. Belki 20 tane köyün içinden geçtik. Traktördür, kamyonettir çıkan çıkana ya. Amcalar. Nasıl keyifli ama değil mi? Çok keyifli abi. Bir şeyden yani oturduğumuz yerden bu az önce yolu karıştırdığımız yere kadar olan yolu harikaydı ya. Hayır, önümde biri olmasa ben 3-5 kere düştüydüm zaten. Allah'ın emri. Karıştırmadık. Ben orada sağa gideceğimi biliyorum. Ama merkez yazıyor ya. Acaba köyün içi mi orası diye tereddüt ettim. Soldan Kaleköy'den hemen Karaburç'a çıkıyor. Şu şey yolu. Bu yol zaten Nazilli'ye çıkıyor. He? Bu yol Nazilli'ye çıkıyormuş. Valla İzmir'deyiz de neredeyiz ben bilmiyorum şu an, emin değilim. Yani dedim kanka biraz daha gidersek. Jandarmalar. Jandarma. Harita gözümün önünde abi. Ay. Şarjları geçti. Tamam. Kameranın mı telefonun mu? Kameranın şey yapmam lazım. Değiştirmem lazım. İhlali yok. Ama yani... Anlatır mısın? Bu taraf? Bu taraf aşağı yakacık Nazilli. Bu taraf aşağı yakacık Nazilli. Nazilli. Bu taraf Sarıpınar. Port taraf Derbent, Aydın. Ulu bu taraf Derbent, Manisa'ya doğru gidiyor. Manisa. Ulu Derbent Sarıgöl'e gidiyor. Uludağ mı? Ulu Derbent. Bu yolda Umurlu, Tersliyefak oradan İdeli'ye, İdeli'den Kiraz'a ineceğiz. Biz bayağı 3 şehrin. Tam 3 şehrin. 3 şehrin birleştiği. Evet, 3 şehrin birleştiği. Şu dağ Aydın, şu da Manisa, bu da İzmir. Bu da İzmir, evet. Hüseyin abi niye öyle bakıyorsun? Kanka biz oradan hep gelip buradan böyle köprüyü geçip aşağı yakacık'a gidiyorduk. Esas o Karabulu var ya, Karabulu'dan hani evet. Döndük dolandık. Kestirmeden de buraya iniş var aslında. Evet, ama oradan buraya. Biz döndük böyle. Abi çok fazla toprak vardı yolda ya. Ben bir yerde kaydığımı hissettim, çok küçük böyle. Dikkat ediyorum. Ama çok fazla toprak vardı. Daha bu toprak ne ki ya? Karabulu'da çok vardı ya. Karabulu'da toprak yoktu. Tane... Toprak yok muydu? Yani çoluğa çocuğa saygınız yok. Buna şuna saygınız yok. Toprak yoktu diyorlar ya. Oy baksana burada bile yerde her yer toprak. Ama neyse bir yere geldik. Bir tane aksiyon kameramız var. Oradan çekim yapıyoruz. İnşallah görüntüleri alırsam çok güzel bir video hazırlayacağım. Of. Şu oksijen yeter ya. Kafayı yedim şu an. Nerede olduğumuzu bilemedim. Anlattık ama ben inanmıyorum. Yani o kadar geldik ki kıçım tahta oldu ya. Ben 8 saat Antalya'dan İzmir'e sürdüm. Öyle olmadıydım ya. İkinci vites, üçüncü vites. 40-55 arası gidiyoruz malum. Köy yolları. Ama çok eğlenceli. Ama nasıl bir doğa. Ama nasıl bir doğa. İnşallah şehirler gelişmez bu taraflara doğru ya. Öyle kalır inşallah. Neyse devam edeceğiz.
top patladı. İftar için Ödemiş'te durduk. Of, iniş, geri dönüş bile benim için çok zordu ya. Ben bir yerde virajı çok kötü aldım. Böyle bir virajın adını resmen Ozan Şener virajı koyduracaktım orada, böyle bir tabelam olacaktı neredeyse. Yani bunlar bu işin içinde var. Babuş'un da dediği gibi. Ölüm hepimiz için bariz yani. Bunu inşallah bunun üstünde olur. Ödemiş merkezde böyle sırlandık. Gelmişken Ödemiş köftesi yiyeceğiz. Bir tane abimiz geliyor yolda. Onu bekliyoruz. Oruçlu olan arkadaşımız orucunu açtı. Buradan sonra zaten büyük ihtimalle evlere dağılırız. Bir daha bugün için motorları bir yerde bulamayız diye son bir video çekeyim dedim. Aynı sırada duruyor motorlar. Wow, çok güzel bir gündü ya. Yani harika yerler gezdik. Harika şeyler gördük. Harika bir temiz hava. Öyle bir şey yaklaştıkça koku biraz değişti. Ama ben bunu çok sevdim ya. Say bu videoyu izlerken gülecek burada büyük ihtimalle ama. Vallahi ben bunu sevdim. Gözüm kaldı, nazar boncuğu bağlamak lazım buna. Öyle işte. Şu Hüseyin abinin kaskını saklasam mı acaba? Kızdırsaydım azıcık. Öyle. O zaman hayırlı akşamlar diyeyim. Evet, günün sonuna geldik. Öğlen 12.30'da Gaziemir Kipı'da buluştuk. Daha sonra Torbalı yerleşim tesislerinden bütün grup bir araya gelerek yola çıktık. Geri dönüş yolunda Ödemiş'te bir arkadaşımız katıldı cross tour'la. Saat yaklaşık 9.30-10 civarı. Uzun bir gün oldu ya. Belki 1000'den fazla viraj döndük. Çok viraj döndük. Çok yoruldum. Yani ben uzun zamandır motor sürmüyorum. Onun üstüne bir muhabbet. Cidden çok yordu. Vallahi geldik işte Torbalı'da. Otoban üzerindeki dinlenme tesislerinde. Son kahvemizi içeceğiz. Şöyle şoförlerimizi çekeyim. Abi el sallayalım. El sallayalım. Teşekkürler.